İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özür'ü, Semi Öztürk'le sevgili Hanzade ile birlikteyiz. Ünlüleri tebrik ediyoruz. Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazandılar ve son dakika potaya deli hikmeti yolladılar. Vay Yasin vay sen neymişsin öyle kardeşim diyorum. Tabii ki bugün konseyi konuşacağız, potayı konuşacağız. İnanılmaz bir pota. Sevgili Murat Özür'ü neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle sevgili Furkan Dede hikmetle başlamak istiyorum. Evet. Toros kaplanına pota hiç yakışmadı. Evet. Onu potaya sokanlara da hiç yakışmadı. Onu potaya sokanlar üç isim var. Kim bunlar? Yasin, Ardağan ve Berna değil mi? Evet. Şimdi bu üç isime hiç yakışmadı diyorum. Önce Berna'dan başlayacağım. Berna için en hafifi benim için Berna. Ardağan'la Yasin daha ön planda. Berna hafif. Neden hafif? Çünkü Hikmet de Berna'yı yazdı. Hikmet de Berna'yı yazdı. Hı. Berna da Hikmet'i yazdı. Bu neden oldu? Aralarında bir tartışma geçmişti değil mi? Hı. İşte sen elini kaldırdın bana, onu yaptın, bunu yaptın diye aralarında bir tartışma geçmişti. Bu tartışmadan dolayı Berna'nın Hikmet'i yazması bana çok doğal geldi. Bir problem yok. Hikmet'in de Berna'yı yazmasında problem yok. İkisi birbirlerini yazlar. Bu yüzden Berna'yı kenara attım. Ardağan'a gelelim. Ardağan. Sen niye Hikmet'i yazdın? Hikmet'te aranda hiçbir problem olmadı. Burada Hikmet'ten daha çok az performans gösteren, Survivor'a e, damgasını vurmuş, Survivor'la yaşayıp kalkan ve sizin için büyük fedakarlık yapıp, bir gün önce burası yarılan ve daha önce de büyük bir sakatlı geçirip 6 ay 7 ay o sakatlığı atıp Survivor'a gelen ve sakatlığına rağmen takımı için her şeyini ortaya koyarak tekrar gelip yarışlara katılan ve takım için büyük fedakarlıklar yapan bir arkadaşı Ardağan sen niye yazdın? iki Ardağan. Şimdi gelelim. Dün bu masada yere göğe sığdıramadığım Yasin'e ve Semih'le beraber Yasin'e burada yere göğe sığdıramadık. Yasin dedik, Yasin dedik, Yasin dedik. Amma ve ben günlük sütüm. Benim en büyük özelliğim günlük, günlük süt olmamdır. Bugün ne oldu? Süt bir anda bozuldu. Ekşidi süt. Neden dersem? Şimdi bak kardeşim. Ey Yasin. Ey Yasin. Sen kimle dün gece birbirine girdin şeyde? Eee adada. barakada, adada kimle Anıl girdin? Anıl ve Berkan'la girdin, değil mi? Anıl ve Berkan'la birbirine girdin. Biz seni burada izlerken dedik ki kardeşim herkes Yasin'in üzerine saldırıyor. O Yasin'e saldırıyor, bu Yasin'e saldırıyor dedik. Semih'le beraber. Şimdi sen dün Anıl'la Berkan'la böyle birbirine giriyorsun. Ve bugün kulaklarıma inanamıyorum. Beko. Ne Beko'su ya? Kanka kanka da var bir de. Kanka Beko. Sen dün gece birbirine girdiğin adama daha 24 saat geçmemiş. Kanka Beko diyorsun. Ondan sonra da gidiyorsun. Hikmeti yazıyorsun. Bu iki adamı niye yazmadın o zaman? Dün gece birbirine girdin. Hani bunlarla aran çok kötüydü. Hani bunlara sen gövde gösterisi yaptın. Onları niye yazmıyorsun? Gidiyorsun Hikmet'e yazıyorsun. Üstüne üstlük. Bitmiyor Yaasim, bitmiyor. Üstüne üstlük Furkan dedi. Sen Hikmet'e böyle yapıyorsun. Hikmet'e yazıyorsun. Yazdı değil mi Hikmet'i? Hikmet'e böyle yapıyorsun. Hikmet. Hikmet. Ben seni yazdım. Sen de beni yaz. Diyorsun. Hikmet sana cevap vermiyor. Hı hı. Sonra Hikmet gidip kimi yazıyor? Berna'yı. Berna yazıyor. Sonra diyorsun ki konseyde biz Hikmet'le anlaştık. Ben onu yazdım. O da beni yazdı. Yasin sen güzel senaryo yazıyorsun kardeş. Ama biz? Efendim? Biz? Biz? Yer miyiz bu senaryoyu? Biz Yemeyiz. yemeyiz. Biz senaryoyu yemeyiz Yasin kardeş. Sen hem Hikmet'e ben önce adamı yazıyorsun. Ben size söylüyorum, Ardahan'la da ikisi büyük olasılık konuştular bu tabii konu. Canım. Konuştular, tabii canım. Ardahan'la ikisi konuştular. Toros Kaplan'la Yazalım dediler. Ben iddiayı büyüteyim mi? Söyle. Sadece o üçlü konuşmadı. Adadaki yüzde doksanın haberi var Hikmet'in Tabi. çıkacağından. zaten. Zaten. Yani bravo. Şöyle abi. zaten. Şöyle. Körler sağlar, birbirlerine ağlar yaptılar. Tabii, tabii. O onu yazdı, bu bunu yazdı, o Şimdi onu sonra... yazdı, bu bunu yazdı. Sonra dediler ki, hadi Ardağan, Yasin, Hikmet. Berna da zaten Hikmet'te kapıştı biliyorlar. Berna'nın da Hikmet'i yazabileceğini. Ne oldu? Hop hikmeti potaya soktular. Toros kaplanı potada toros kaplanı gördün var ya tüylerin diken diken oldu. Olmadı, olmadı. Toros kaplanı oraya yakışmadı. Evet. Çünkü hayır yakışsa yakıştı derim. Türkiye'deki çoğu kişiye sorsan toros kaplanı orada otururken bu adamın orada ne işi var der kardeşim. Yani böyle bir şey yok. Etik değil bu adamın orada işi yok. Ha çok ondan üstün 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 yarışmacılar olur da tamam otur toriye. Ya Hikmet kardeşim, Hikmet var ya atışlarda, matışlarda filan atar, gelir bir daha atar. Onlar daha adaya giden uçaktayken Hikmet gelir atar, bitirir. Şimdi burada şu noktaya temas etmek istiyorum. Evet çok güzel bir yerde duruyoruz şu anda. Burada duralım, burada duralım. Tam kulağına fısıldarken Yasin'in normalde şöyle bir durum var. Tabii biz bunu da eleştireceğiz. Mutlaka Semih de Hanzade de eleştirecektir bir boş oy atma mevzusu var yarışmacılarda. Bu boş oylar niye atılıyor? Çünkü bütün oylar biraz sorumluluktur. Herkes oyunu düzgün bir şekilde kullanması gerekir. Boş atılan oyları açıkçası ben tasvip etmiyorum. Hadi diyelim ki ilk hafta boş oy atmak istedin değil mi? Karşılıklı hikmetle adada konuşursun. Dersin ki abi ben boş oy atacağım. Sen de atar mısın? Karşılıklı birbirimizi yazalım mı? Falan filan. Şimdi bu konuşma esnasında Yasin'cim bu hiç olmadı. Bu konuşma esnasında Yasin oyunu atmış. Hikmet tam oya giderken diyor ki ben seni yazdım sen de beni yaz. Yani bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü? Sen niye bana gider ayak bunu söylüyorsun? Planı kurmuşsun. Kumpas hazırlanmış. Berna Ardağan aranızda bunu konuşmuşsunuz. Net biçimde belli. Giderken adama diyorsun ki ben seni yazdım sen de beni yaz deyip kendini aklamaya çalışıyorsun. Kusura bakma aklayamazsın. Şimdi, Olmaz. şimdi, ne şimdi ne bu hikmete yapılan ayıptır. Son dakika Abi. ayıbıdır bence. Buna benim iddiam şu yönde olacak. Bir gün önce hep birlikte gizeme oy atan arkadaş grubunun içinde bazı kişilerin de Hikmet'in ismini çıkacağından haberi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Hikmet'in ismini çıkacağından haberi olduğunu düşünüyorum. Hikmet'in üç isim ve bu arada Yasin bunu Hikmet'e söyleyerek bak hani hem kendi ayıbını bir şekilde örtmeye çalışıyor hem de bunu Hikmet'e söyleyerek şunu da engellemeye çalışıyor bir anda. Hikmet kimi oy attı? Bernay'a attı aynen. değil mi? Bernay'a bir oy daha var o Geday. Bernay'a bir isim daha çıkmış olsa belki kafa kafaya gelecek olay açık oylamaya gidecek. gidecek. Hikmet'in de Bernay'a atmasını engellemiş oluyor. Diyor ki ben sana attım sen de bana at. Hani belki ile 3-3 kafa kafaya gelecekler. O şansı da onun elinden almış oluyor. Yasin'in yaptığı hiç etik bir davranış değil. Geçen gün yaptığı Gizem Kerimoğlu'nun savunmasını sonuna kadar savunuyorum. Yasin'i de seviyorum. Bak burada açık yüreklikle söylüyorum seviyorum yaptığı yanlış yaptığı davranış bence kesinlikle doğruyu son dakika golü oldu kumpas oldu yani. Yalnız olarak. bir şey daha söyleyeyim şimdi bak burada iki tane şık var bir tanesi bu olay bu olay Hikmet'i inanılmaz hırslandırıp Hikmet'i şampiyon da yapabilir. Bak buraya yazıyorum hı hı. hırslandırıp Hikmet'i şampiyon. Da. İkinci ta tarafta madalyonun diğer bir yüzü de Hikmet şu anda kontrollü gidiyordu bak bu çok önemli. Bunu herkes dinlesin. Hikmet kontrollü gidiyordu. Yani Hikmet sakatlıktan çıktığı için yavaş 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 gidiyordu ve kendini kontrol ederek yarışıyordu. Şimdi hırslanıp bu olaydan sonra Hikmet o hırslan çok 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 tempoyu arttırıp da Allah korusun yine o eski sakatlığını yükselirse Hikmet için büyük bir darbe olur. Bu yüzden Hikmet'in öyle güzel bir beyninde strateji yapması lazım onu ayarlaması lazım. Teraziyi güzel ayarlaması lazım. Eğer teraziyi güzel ayarlayıp da kendini yine böyle çok hara güre hara göre girmeyip de olaylara sakin gidip birkaç gün daha temposunu yavaş yavaş yükseltirse bu hırsla hikmeti kimse durduramaz. Bu arada şunu da söyleyeyim, şunu da eklemek istiyorum. <laughs> ben bunu savunmuyorum. Survivor'da sakat olan yarışmacı yazılır yazılmaz konusunda hani sakat olanı yazmayalım diyorlar ya ben buna buna katılmıyorum. Çünkü Amerika'daki Survivor'ları da izlediğimizde sakat olan yarışmacıları direkt böyle sen sakatsın, hiç bize bir faydan yok, bu adadan gidersin diye elediklerini de çok gördüm. O yüzden sakat olan yarışmacı bence yazılmalıdır. Ama bu zamana kadar Türkiye'de yapılan Survivor'larda sakat olan yarışmacı yazılmaz diyorlardı. Adamın bir gün önce kafasına mekanizma düştü. Yani kemiğine kadar dikiş attılar. Herhangi başka bir yarışmacıya, herhangi başka bir yarışmacıya bu dikişler atılsaydı ve üzerine bir gün sonra potoya konulsaydı ne noktada olurdu? Onu da tartışmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bu arada Gökhan Keser'i de tebrik ediyorum. Hı hı. Gökhan Keser de "Beni yazın." dedi. Çünkü kendisi sakat, yarışlara giremiyor. Bu yüzden de Ogeday'ın yapmadığını o Geday da yapabilirdi bunu. "Beni yazın." derdi. Çünkü oynayamıyor ya. Ogeday'ın yapmadığını Gökhan Keser bugün yaptı. Gökhan Keser'i de buradan tebrik etmek istiyorum. Evet Hanzade. Şimdi Furkan'cığım beni gerçekten kimin kimi yazdığı hiç ilgilendirmiyor. Buna karışamayız. Bence kimse karışamaz. Yani yüksek performanslı, düşük performanslı sakat ya da değil. Dün de gizem neden yazıldı diye değil. Yani yazılışın bir adabı vardır. Yazılış sonrası bahane bulmak yanlıştır. Bence konseyinde bir adabı vardır ve boş oy atmak gerçekten çok saçma geliyor bana. Vesaire vesaire ama... Dediğim gibi yine hikmeti neden yazdı asla demem Yasin'e asla. Çünkü herkes herkes yazabilir. Orada herkesin bir oy özgürlüğü var ve bunu istediği kişiden kullanabilir. Sonra açık yüreklilikle Mertçe gerçekten açıklıyorsa neden kimin bu sebepten yazdım diye açıklayabiliyorsa bizde kimseye laf söylemek düşmez. Burada gördüğüm en büyük yanlış hikmeti yazmasından ziyade zaten hikmete giderken yaptık, yaptığı konuşma ona bir anlaşma denmiyor. Yani o bir anlaşma değil. Ben sana bir şey söylesem, sen bana cevap vermesen biz Furkan'la anlaştık diyemem. Ve Yasin aslında zaten bunu yapıyor, yüzde yüzüyle bunu yapıyor. Ve üstüne Hikmet'in adı çıktıktan sonra ki bence bütün senaryodaki bugün izlediğimiz hikayedeki en korkunç tablo Berna'ya ya biz anlaşmıştık bak şimdi vicdan azabı çektim. Hani aslında vicdan azabı çekeceğim bir durum yok ama çünkü ben Hikmet'le anlaştım ama yine de vicdan azabı çektim ya diyerek kimin gerçekten nerede ne zaman şov yaptığını gördük. Bugünkü tabloda sadece bunu izledik diye yorumladım ben. Evet Semih. Yasin geçmiş olsun. Bir çuval inciri berbat etti. Evet. Ben bugün o adadaki tartışmalarda falan da görüyordum ki şunu düşünüyordum. Hatta odada da söyledim size. Ya SMS birinciliği hani şimdi bu sene öyle bir sistem yok. Ama SMS birincisi çıksaydı bütün ada e, oylamaya girseydi ben Yasin SMS birincisi olabilme ihtimali ön görüyordum. Fakat bu hareketiyle bence birçok kişiyi kaybetti. Neden derseniz, Hanzade'nin dediği de doğru. Birine bir şey söyledikten sonra karşılığını alamazsan böyle bir anlaşma olamaz. Hikmete ben seni yazdım, sen de beni yaz diyorsun ama Hikmet evet demedi bunu. Sen anlaşmanın yapıldığı yere bak, zamana bak. Şimdi e, evet, anlaşma bu ya. Hikmet, Hikmet bunu onayladı mı, <laughs> onaylamadı. O zaman demek ki sen anlaşmış olmuyorsun. Anlaşma karşılıklıdır. İşteş işte, değil mi? Ama i̇şte burada isteç ama burada sen tek taraflı işte o da günah çıkarma. Ne yapıyor Hikmetin potaya çıktığını görünce? Bir de orada Arda'nın da konuşması var. Ardahan diyor ki sen niye yazdın? Niye öyle oldu. Sanki hiç haberleri yokmuş gibi. Senin ki. için potaya çıktığını görünce değil zaten potaya çıkarmak için yapılıyor bu. Da hayır. Ama esadücün Hikmet yaz, yazarken esadücün diyor esadücün ya. Hikmet potaya çıkmadı bugün. Ama yani tesadüf bu değil yani. Ama Hikmet yazarken şöyle bir de şey demedi ya. mi? Yasın demedi mi? Senin çıkacağını düşünmüyorum gibi bir şey Boş söyledi. Yani, tamam. Boş yere atıyorum gibi senaryo bir senaryo şey söyledi. Buna inanıyor musun? İşte tamam. Boş atalım gibi bir şey. Şimdi Zaten, zaten bütün yarışmacılar çelişiyor. Zaten bütün yarışmacıları atarken senin gideceğini düşünmüyorum. Zaten sen kesinlikle gitmezsin diye biz Survivor'da başka bir yazı şekli görüyor muyuz abi? Bu olmamalı adamı bu yazarken Olmamalı diyor, Ya. Kesinlikle gitmeyeceksin. Niye geçmiş olsun diyorum. Yani sistem yok. Bu seneki sistemle alakalı Yasin'e geçmiş olsun diyorum. Çünkü her sene biz farklı farklı kurallar görüyoruz. Kimi zaman bireysel dokunulmazlık oluyor. Bireysel dokunulmazlığı alan potaya birini söylüyor. Kim zaman SMS birincisi potaya birini söylüyor. Bu sene şu an böyle bir şey görmedik. Ne oluyor? Ada konseyinden adaylar çıkartılıyor. Bu adaylara da kim karar veriyor? Çoğunluk karar veriyor. Yasin sizin yazın yanınızdan Gizem Kerimoğlu'nu potaya soktular. Yani sizin yanınızda olabilirdi o değil mi? Ama o gitti. Şimdi yarın öbür gün sıra size gelecek. Ama sıra size gelmeden orada Hikmet, Berna, Evrim onlar gruplaşmadan Karşılarındaki Berkan, Anıl, Ogeday, Sude Yağmur. O grup 7 kişi bir oldular ya. Demek ki bir gece içerisinde bu arkadaşlarımız öyle bir sindirdiler ki Yasin de belki hata yaptım dedi bilmiyorum. Çıkış yaptı ya çünkü Yasin. Belki pişman oldu bundan. Öyle bir sindirdiler ki bu saatten sonra gönüllü takımı ne zaman kaybeder ise Ardağan girer potaya, Yasin girer, Berna girer, Hikmet girer, evrim girer, sıra sıra potaya koyacaklar. Siz daha oyunun başında kaybettiniz. Yasin, geçmiş olsun. O grup, çünkü neyi görüyoruz biz bugün? <laughs> Gizem Kerimoğlu'nu potaya soktular ya 7 kişi. Artık diyorlar ki, oraya kimi e koyarsak önemli değil. Zaten kendilerinin de girmeyeceğini biliyorlar, 4 kişi giriyor. Boş oy atıyorlar, bak rahatlığa bakar mısın? Seda geliyor diyor ki, Gökhan sana niye yazdığımı biliyorsun? Biliyoruz evet Seda. Boşa yatıyorsun kendince. Değil mi? Çünkü burada ne yapıyorlar? Kim bak. Bir amaçlarına ulaştılar Gizem. Girdi mi? Girdi. İkinci bir cephe açmak istemiyorlar. Şimdi tamam Gizem'i potaya soktular. Yasin itiraz etti. Birileri bir şeyler söyledi. Ama sonuçta bu hareket Gizem'in şahsına yapıldı. Yasin'e direkt yapılmadı değil mi? Şimdi bir de Yasin'i potaya soksalar hem belki anlamsız görüyorlar. Değil mi? Ellerine geçecek. Hem de Yasin'in direkt şahsına bir şey yapmıyorlar. Ya da Berna'nın şahsına bir şey yapmıyorlar. Kendilerince doğru yapıyorlar. Ama artık herkes kartlarını açmış. İlk bir senin sürgün arasına gönderilmesi gibi bir durum yok ortada. Artık kartlar açıldı. 7 kişi oy kullanıyorsunuz. Yasin'le tartışıyorsunuz. Değil mi? Yasin'i de gönderebilirsiniz. O grupta hemen şimdi Seda diyor ki Gökhan seni yazıyorum. Anıl, Berkan seni niye yazdığımı biliyorsun, kankalar biliyorsunuz. O da boşoya yatıyor. Ki ben Anıl gibi Berkan sen gibi. Sen o grupta şunun farkında mısın? İki kişi o yatan yok. Herkes e yok tek, işte herkes herkes çok tek iyi organize olmuş. olmuşlar. Sence burada bir organizasyon Var yok mu? Var işte çok iyi organize yani olmuşlar. inanılmaz bir gün önce toplu olarak bir kişiye isim atıp bir isime atılmış bütün oylar. Bir gün sonra herkes yani mesela Murat abi bana, sen Murat abiye, Anzade sana, ben Anzade'ye atmışız gibi olmuş. Tepki yani. gördüler. Yani. Çünkü Yasin direkt sert bir çıkış yaptı. Yedik kişi organize mi oldunuz falan. Böyle bir konuşma yaptığı için hepsi bu sefer anlaşmış. Farklı kişilere atıyorlar. Ama bu da bir organizasyon. Bunu da görüyoruz. O arkadaşların daha cesur olmasını yeğlerdim. Çünkü yedik işi bir operasyon yapıyorsanız yarın da bunu yapmayın. Şimdi bir öyle bir böyle olmuyor. Değil mi? Bence hiç yakışık almadı. Sude geliyor. Seda. Neden attığımı biliyorsun. İşte biliyoruz hepiniz birbirinize danışıklı dövüş. Daha cesur olmanız gerekiyordu. Ama en kilit nokta şu. Yasin, Berna ve Arda'nın bu derece sinmesinin sebebini araştıralım. Hikmeti potaya sokarak onların eline geçebilir? Onu düşünelim. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bugün Berna 3'te 0 yapıyor. Yasin 2'de 0, Arda'nın 3'te 0. Zaten oradan gelen bir şeyleri var. Eksiklikleri var. Sesini çıkartamıyorlar. Şimdi Berkan'a bir hamle yapsalar belki Berkan dönüp diyecek ki bugün ben kaç sayı aldım Yasin ne yaptın? 2'de de sıfırsın. Berna'ya bir hamle yapsalar Berna'ya diyecekler üç de sıfırsın. Değil mi? Söyleyecekleri bir doneleri var. O yüzden onlar ne yaptılar? Bari kendi içimize dönelim. Dönelim Hikmet'i yazalım. Kendi içleri değilmiş ya ben böyle bir iş işte ya, işte yani. tamam ama Hikmet gene onlarla daha yakındı. Şimdi Hikmet nasıl yakın abi Hikmet, Bunu böyle yakınlık olmaz. Hayır Hikmet ya... nasıl yakınlık? <gülüyor> Şöyle <gülüyor> Hikmet anılarla yakındı diyebilir miyiz? Bu tarafa daha yakındı. Vallahi ben mesela bugün şey, adada adada Hikmet Yasin baktım. bağırıyor ya Hikmet yani, Yasin tutuyor. Sana, Hikmetle ilgili şunu söylüyorum sana. Hikmet çok kendi yolunda bir adam biliyor musun? Evet evet. O anda o Hikmet kendine avantaj olan ne durum varsa ona göre hamle yapabilecek bir adam. Yani ben onunla bir grubum, onunla bir grubum yani mantıklı karar veriyor adam gibi geliyor bana. Kendi için bu arada. Kendi Ada, çıkarları için. Evet adada tartışma var bugün. Yasin arkasından Berna gidiyor. Değil mi? Yasin bağırmaya başlıyor. Hikmet tutuyor onu. Bunlar çok önemli. Oradaki tartışmada e, pozisyonları iyi okumamız lazım. Mesela Berkan'la alakası yok onun. Berkan o grubun sözcülüğünü yapıyor. Berkan, Yasin Berkan eleştirmedi ki. Berkan çünkü Gizem e oy atmadı. Ama Berkan zaten o grubun bir üyesi. Hepsi dönmüş Yasin'e bir şey söylüyor. Anıl... O kadar gerçi biraz nötr kaldı sanki. Yani burada bir gruplaşma var. Yasin nerede bu durumu iyi yönetip kendileri e, kenetlenebilirdi ama başarısız oldukları için bugün hemen hikmeti yazalım. Ne geçti ellerine? Mesela hikmeti yazarak ellerine ne geçe, geçecek? Siz ne düşündüler şöyle bir mesela? bir Problem var. Hikmeti yazmakta hiçbir problem yok. Hikmeti sabah akşam yazabilirler. Evet. Yazı şekillerinde çok. Tamam ciddi hayır hayır. Hikmeti var. yazarak ellerine geçecek. Adama gidip tam oylamaya giderken bak. Sen bu işleri çok iyi bilirsin Semi. Adam tam kalkıp oyatmaya evet. giderken ben seni yazdım sen de beni yaz. Yapmayın Allah aşkına. Çok mantıksız. Kendini Yapmayın haklamadım. Allah Mantıksız aşka. Furkancığım. Evet. Mantıksız da şunu soruyorum. bu üçlü hikmeti yazarak ellerine ne geçirdiler? Amaç ne burada? Artı e, Anıl'ı, Bak Anlı'yı, Sude'yi kınıyorum. Neden kınıyorum? Orada kınadığım kişiler var mesela Yağmur Yağmur diyorum pardon. Anıl, Sude, Gökhan, Gökhan Yağmur yaz. Gökhan tebrik ediyorum. Neden derseniz mesela bugün Yağmur 4'te 0 yaptı. Gizemi performans performansı kötü diyerek yazdınız. Mesela 4'te 0 yapmış bir yarışmacı var. Bak dokunulmazlık oyunu 4'te 0 yapmış. Onu niye yazmıyorsunuz? Evet çünkü yazmıyorlar arkadaşları. Evet Hanzade. Ee, öncelikle Semih'in sorusuna bence o üçlü neden hikmeti yazdı dediğinde bence kendilerini potadan kurtarmak için öyle bir Zayıflar diyebiliriz şu anki oyuna göre koalisyonu kurdular. Ee, ve dedik ya konseyinde bir adabı vardır diye. Yani bence bu boş oy atanların da en az yani Yasin kadar demeyeceğim ama boş oy atmak ne demek? Başka biri elini taşın altına koydu zaten hele ki Hikmet'in adının çıkacağından haberleri vardıysa. E biz o zaman elimizi taşın altına koymayalım. E bu da başkasının sırtından ekmek yemek oluyor. Çünkü zaten senin istediğin adam potaya girmiş. Ki bunda bir sakınca yine yok. Tekrar söylüyorum gizemin gönderilmesine de bir sakınca yok. Karışamayız isteyip göndermiş olabilirler. Keşke arkasında durup planladık gönderdik deselerdi o ayrı. Senin istediğin adam zaten potadaysa belki şunu da düşünüyor olabilirler. Gizem gider zaten bugün gelen bugün giren gitmez gibi bir kendilerini vicdanını da rahatlatmış olabilirler. Bugün gidecek yarışmacı için. Zaten Gizem gider bu gece gidecek çıkacak ismin önemi yok da diye düşünmüş olabilirler. Ama yine de eğer Hikmet'in çıkacağını biliyorduysanız o zaman siz de bunu başkasının sırtından ekmek yemek gibi dediğim tabir şu ki başkasının yazımına bırakmayıp siz de boş oy atmasaydınız. Hemen Murat Sizinlikle abi katılmıyor. onu sormak istiyorum. Yani. Murat abicim evet. sen bir kere boş oy atılmasını nasıl değerlendiriyorsun? Hani arka, ben sana atıyorum sen bana durumu. Bize, bize sonuçta Acun Medya tarafından Survivor All Star'da bir oy hakkı verilmiş. Biri gitsin diye değil mi? Biz şimdi ikimiz abi kardeşiz ya oradayız. Her hafta sen beni yazıyorsun ben seni yazıyorum. Buna nasıl bakıyorsun? Boş oyatma olayı tam bir boş bir olay. Yani adı üstünde. Boş atma boş olay. Yani tenden masallar ne alakası var şimdi? Boş oyatıyorsunuz kardeşim. Adaya gitmişsin. Herkesin bir karakteri var, kişiliği var. Sen gideceksin oraya. Kimi istiyorsan yazacaksın, kimi istemiyorsan yazmayacaksın. Bir kere en şey olduğum laf şu. Geliyor bugün Hikmet de söylüyor. Ya ben seni esasında yazmayacaktım da seni yazdım bakın bu palavraları ya. Gerçekten Olur böyle şey ya. Hepiniz orada kulisin kralını yapıyorsunuz. Orada ağacın altında, orada deniz kenarında, orada konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ondan sonra gelip de yapmacık hareketlere bak. Yok işte ben seni esasında yazmayacaktım da abi. İşte seni yazdım filan. Bunların hepsi numara. Kimse inanmasın. Şimdi Furkan dede çok özür diliyorum. Tabii. Şimdi e, Hikmet Yasin olayını konuşuyoruz ya. Evet. Rica ediyorum. E, bir Kavga olayı var ya. Hemen ha o yani bugünkü onu, onu, bölümün başındakini ha diyorsun. Onu verirseniz evet. Hikmetle Yasin bak şimdi bir önce bir söyle konuşayım ondan geldi sonra Geldi hemen devam. görüntüler ha, geldi. Şimdi bakın abi. Ee, Murat şimdi, abi evet. evet Şimdi sevgili Furkan. Şimdi birazdan ilerleyen dakikalarda benim istediğim yer gelecek. Tamam. Şimdi burada bir olaylar Gidizli devam ediyor. Oldum. Evet devam. Şimdi benim istediğim yer neresi biliyor musunuz? Şimdi Yasin burada Anıl ve Berkan'la birbirine giriyor değil mi? Peki, sen Anıl ve Berkan'la birbirine giriyorsun. Seni orada kim geliyor? Sadece bir kişi gelip ve seni orada kavgaya girmemeni, onlarla takışmamanı, herhangi bir olay yaratmamanı, Allah korusun, diskalifiye olmamanı filan falan neyse. Bunları sana gelip yardım eden adam hikmet. Ey Yasin. Herhalde orası bak geldi Heh, şu gel. anda geldi. Geldi bak, geldi. Ses verebiliriz oralarda. Şimdi herhalde Yasin orası karanlık diye Hikmet'i tanıyamadı. Yok nasıl tanınmaz abi? Büyük ya işin esprisindeymiş işte? tanımaz olur mu? Şimdi ya da gözlerinde <laughs> bir problem var. Sen kardeşim sen orada Anıl'la Berkan'la birbirine giriyorsun. Orada birisi senin üzerine doğru koşuyor. Birisi geliyor bilmem ne. Evet kardeşim. Bir gün 24 saat önce orada seni gelip <laughs> sakinleştiren bir adam var. Tabii canım. Horoz kaplanı geliyor seni tutuyor. Sana destek veriyor. Bir abi gibi bir baba gibi. Sen iki kişiyle Akşam takışıyorsun ondan sonra geliyorsun toros kaplarını yazıyorsun. Olmadı Yasin. Şu hiç etik değil. Çünkü bu adam sana geliyor orada sahip çıkıyor tutuyor seni. Belki sen Berkan'la Anıl'ın üzerine gideceksin. Belki bir olay çıkacak. Belki diskalifiye olacaksın. Belki yanlış bir hareket yapacaksın. Hikmet'in sayesinde sen orada kontrol altındasın. Hikmet seni geliyor kontrol ediyor. E sen bu adama Ertesi gün bu bak, yine adam. gidiyor peşinde bak. Ne bu yapıyor? Arada, bak orada, yine gidiyor peşinde. Orada Son, şöyle bir şey oluyor. Bak sonradan tekrar. <laughs> evet. Şu an bak yine. Bak orada Tabii yine mı? Hikmet. Tabii canım o yüzden hikmet, ben onlar grup gibiler yine diyorum, hikmet, arkadaşlar, yine diyorum. Hikmet, arkadaşlar diyorum. Yine Hikmet. Bak. Ama bu arada burada şunu da hakkını verelim. Yasin'in ağzından şöyle bir şey çıkıyor ki onu o an kavga anla takdir ettim. Anıl'ın frekansı hiç oralarda değildi çünkü. Çok yükseldiğine kavga ben gideyim bir 5 dakika sakinleşip kendime geleyim diyor. Bunu Yasin kendi söylüyordu izlediğimizde. Anıl gel kavga o, edelim falan diyor yani. Yani Anıl gerçekten... Gayet kavgaya davetkar gibi gördüm ama Yasin'in hakkını vereceğim tek bir nokta varsa bu geceyle ilgili orada kendi ağzıyla yani kimse onu tutmadan yani oralardalar ama ben gideyim abi kendimi biliyorum bir 5 dakika sakinleşip öyle geleyim diyor. O konuda kavganın uzaklaşan taraf diğer tarafa baktığımızda Yasin oldu. Onu takdir ettim. Peki o zaman güzel bir konuyu hem sen de girmiş oldun böylece bu tartışmayla ilgili de fikirlerinizi alayım. Murat abicim yine senden başlayalım ondan sonra da Semih'e vereyim sözü. Şimdi burada biliyorsun Yasin'in savunduğu bir şey vardı Gizem Kerimoğlu'nun yazılmasıyla alakalı. Ondan sonra orada arkadaşlarıyla bir test diyalog yaşandı. Ondan sonra da hani olmaz daha Survivor'un başında kimse diskalifiye olmak istemez. Evet. Ben yarışmacıların birbirine burada vuracağına inanmıyorum kesinlikle. Daha hele evet. en başı hiç olaylar gerilmemişken sen nasıl değerlendiriyorsun Berkan'ın tavırlarını, Anıl Berk tavırlarını ve Yasin'in tavırlarını? Şimdi burada Berkan'ın şimdi genel maç yapıyorlar diyelim iki kişi. Berkan ve Yasin diyelim. Burada Berkan bir tane hata yapıyor. Sonra Yasin 1-1 bir, bir, bir yapıyor, 2-1 yapıyor, 3-1 yapıyor maçı. Ama ilk bir sıfırı Berkan yapıyor. Neden Berkan yapıyor? Çünkü Berkan orada durup dururken Yasin'e Yasin şov yaptın diyor. Şimdi Yasin şov yaptın dersen orada herkesin içinde. Şimdi bu adam da zaten şey hareketlenmeye meyilli bir adam. Hı hı. Bu adam tabii tarih oluyor orada çünkü... Zaten diyor ki ben konuyu kapadım diyor. Tekrar niye diyor insanları bana karşı dolduruyorsun? Yani şov yaptın deyince tekrar insanları Yasin üzerine gönderiyormuş gibi bir beyninde şey oluyor Yasin'in ve Berkan oradan bir tripleniyor. Şimdi sonra da bu sefer ne oluyor? Berkan zaten Berkan şey bir çocuk. Yani böyle sakin, e, lafını filan bilen ve e, öncelikle bir oturaklı bir çocuk. Öyle davranıyor zaten. Çok gerilmiyor ya şeyde başta Berkan. Fakat sonra diyor ki kalıbının adamı ol kalıbının adamı ol deyince şeye Berkan'a. Berkan da tabii doğal olarak tepki gösteriyor. Orada zaten Anıl da giriyor. Zaten Anıl da zaten hani bir, bir şeyler olsun da ben de bir şöyle bir gireyim. O da çok seviyor öyle şeyleri. Anıl, Anıl da zaten hiç yerinde duramıyor. O da sinirli bir çocuk şey diyor ya Sema sinir çorbası dedi Sema ona. <laughs> Güzel tespitte bulunmuş. Sema sinir çorbası. Bak bir şey söyleyeceğim. Anıl Berk Baki için tamam. Batuhan da. inanılmaz abi. Hanza. Murat abi bir şey. He. Yani gerçekten biz deliler masasıydık. Hanzade ne iyi Yok yok Del... ben, ben çok memnunum. <gülüyor> <gülüyor> tamam da sen mi? <laughs> sen mi? <yapıyorsun>? Hanzade <laughs> durmuyor abi durmuyor. Durmasın. Yani. <laughs> zaten bu masada durursa hata yani bu masada. Bir dakika tamam. Şeye Bilmiyorum aykırı abi. yani. İşte evet Hanzade. Kurallara evet. aykırı bu masada Şimdi... durursa zaten. <laughs> Ee, Murat abi dedi ya hani Berkan konuyu açtı gibi Survivor'ın yani bir e, yaşam Çemberi mi denir orada böyle bir Timeline var ve işte konseye gidiliyor Ve konseyden dönülüyor adaya gelindiğinde Zaten sistem Konseyle alakalı hepimiz toplandık ya, ya Olanlar olmuş Şimdi böyle hiçbir şey olmamış gibi iyi geceler herkese Deyip yatmıyorsun yani bu da şimdi bilinen Bir gerçek konseyde bir şeyler yaşamışsın Dolmuşsun şişmişsin karşı tarafa Taraflar belli olmuş bazen Şimdi orada böyle iyi akşamlar deyip Battaniyeni çekip uyumazsın Berkan da dolayısıyla konuyu açması tabii ki herkesin içinde açacak. Yaptın şovunu diyor. Çünkü o konuyu zaten biri başlatması gerekiyor. Karşıdan gelen temsilcilik yapma. Kalıbının adamı ol. Kurnaz gibi söylemlerle kavga ateşleniyor. Ben Sanzade'yi böyle şok olarak dinledim. Neden? Nedeni şu. Yasin gizemi yazanlara çıkıştı değil mi konseyde? Berkan ne alaka? Berkan bu olayın neresinde? Demek ki Berkan da bu fikrin arkasında. Gizem değil mi? Yazmamış. Değil. Yani bir eylemde bulunmamış olması onun bu grubun içine dahil olmadığı anlamına gelmiyor. Berkan da evet temsilcilik yapıyor. Gizemin yazılmasına kızmasına değil yaptığı şova takıldı Berkan bence. Gördüğüm kadarıyla. Ben, ki Yasin'in yaptığı şov olduğunu gördük. Ee, Yasin'in konuya şov girişi... Şov niye Berkan'ı rahatsız ediyor? Bir kızı adaya gönderdiler. Tamam, niye bir rahatsız kızı, Bir adada karşı taraf veya takım arkadaşı şov yapıyorsa... Sen de rahatsız olursun. Ya da Niye? rahatsız olmuş olmayabilir, şov yaptın diyor. Neden şov yaptın cümlesinden Yasin rahatsız ben oluyor şimdi, o zaman? Yani nasıl, aynı mantık. Ama ya, adam yatmış oraya, Berkan geliyor, yanında Yapsın almış 3-5 kişi. Mı? Yasin bugün de şovunu yaptın. yaptın. Adama böyle sataşırsan, adam ne? bir de Yasin bak orada hep alttan alıyor. Bak ben Yasin'e dedim ki bir çuval inciri berbat ettin. Fakat Yasin orada alttan alıyor. Bana bulaşmayın arkadaşlar, uyumak istiyorum. Hala sesini de yükseltiyor Berkan. Bağırıyor orada, Hikmet'e de bağırmıştı geçen gün oyun alanında biliyorsunuz. Onu çok konuşamamıştık. Berkan'da da bir sinir var. Berkan'da yani Anıl'la güzel ikili oldu. Bir sinir var ikisinde de. Yani istediklerini dayatmak istiyorlar. Yasin de buna karşı çıkıyor sonra Kurnaz. Ben ya, Berkan'da şu anda ben yer yer miyim Berkan'da diyor. o kadar çok ciddi bir sinir görmüyorum şu anda ama Pantresi çok Anıl Berkbaki ile ilgili şunu söyleyebilirim. Oraya gelmiştim evet. mevzu. Anıl Berk belki gerçekten iyi bir yarışmacı. Parkurlarda iyi bir yarışmacı olduğunu gösteriyor. Eğer eli de atışa yatkınsa birçok oyunda iyi sonuç alabilir. Ama çok sinirli. Çok sinirli. Çok sinirli. Siniri ne ya acaba onun? Yani devamlı suretle karşındakiyle bir diyalog kurduğu zaman mesela biri Anıl Berk ile bir şey tartıştığı zaman bir diyalog kurmaya başladığı zaman Anıl Berk Bakir'in devamlı bir evet. hani sert bir yani Anıl yani senle Masa nasıl bir diyalog kuracağız ama. o zaman? Belki de sindirmeye çalışıyor. Hayır hayır böyle insanları. bir sindirme şekli Değil yok mi? yani sana hiç kimse bir eleştirde bulunamayacak mı? Senin hatanı söyleyemeyecek mi? Anıl sen zaten iyi yarışmacısın biraz daha yumuşak olacaksın. Biraz topu göğsünde yumuşatacaksın. Yani Terminator gibi orada bekleyeyim. Yapmaya da gerek yok ki. Çok yani onu, galiba bak. şöyle düşün. Şöyle bir durum olur. Hiç yarışmayalım. Beni şampiyon ilan edin. Öyle bir düşünüşücesi yani, var galiba. Bak bu arada fiziğine falan ben dikkat ediyorum. Gayet iyi. Yani e, Survivor'un sonuna kadar hatta oradaki en iyi isimlerden bir tanesi olabilir fiziki olarak baktığım zaman. Süratli, adam bitiriciliklerde bazı noktalarda hırsı falan çok yani, iyi. ben sana şöyle katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Anıl Berk Baki e, belki de şampiyonluğun çok büyük bir adayı olabilir, olabilir. şeyiyle performansıyla. Ama ve lakin, bu siniri, bu sinirli tavırları, agresif tavırları kendisine bir dezavantaj olabilir. Eğer bu sinirli hallerinden insanlarla daha iyi diyaloglar içine girerse, eğer performansıyla şeyde bir çocuk böyle yani hani yakışıklı da bir çocuk anladın mı? Oradan da oy gelebilir. Onun içinde ben diyorum ki büyük olasılıkla şampiyonluğa kadar gidebilir. Ama bu agresifliğini bir an önce atması lazım. Batuhan zaten ne dedi ben onu da söyleyeyim şuraya not almışım. Batuhan diyor ki garip bir çocuk diyor. Röportajda girdi Batuhan yine meşhur röportajlara de. garip bir çocuk diyor. Bir de Batuhan adamı ben asarım dedi. O ne onu ben <laughs> anlamadım. Batuhan mı? Ya, evet, röportajda. Röportajda ben adama asarım dedi. Anıl asarmış. Anıl Berk Bakiye dedi. Anıl Berk Bakiye ben asarım Atakan dedi. dedi. Atakan da dün ne dedi? Atakan dün ne dedi? O da çok önemli. Hı. Anıl kendi kendine yükseliyor dediler. Oyun kaybedince bağırdı ya. <laughs> kendi kendine yükseliyor. Ama çok da yükselirse indirmesini biliriz. He. Adem de dedi ki yok dedi. Bizim işimiz değil. o Yükselsin. Bize sataşmasın gibi. Atakan da güllü geçti. Ama Atakan'dan da bugün Sercan'a laflar falan. Atakan şimdi bence sahneye çıkmaya başlıyor. Çünkü Atakan'ı ben yarıştığımız sezona göre biraz daha mülayim gördüm. Hem All Star sezonu hem belki de baba falan oldu. Belki biraz daha duruldu falan. Ama Atakan da çok sinirli bir çocuk. Yani Atakan'ın da üstüne gelirlerse Atakan'dan böyle çok sert laflar çıkacaktır. Ben size ne söyleyeyim? Atakan kimseye papuç bırakmaz. Adamı iyi tanıyorum çünkü. Anıl'a, Manıl'a, öyle Anıl öyle sinirli tavırlarını. Yani şimdi zaten Atakan'ın ilk Atakan iki konuşmasını izledim. O da Anıl'a takmış. Evet, Çünkü işte, Anıl'a takmasının evet. sebebi de Anıl şimdi daha ilk ilk daha bölümde bile izledik. Mert Mert'le bir tartışması oldu. Bazı şimdi bugün işte Batuhan'la olan konuşmalarında çok üst perdeden konuşuyor. Yani. Bir gün Avatar Avatar'la ters düşerse veya kendi takım arkadaşlarından biriyle ters düşerse o da yüksek perdeden konuşmaya başlarsa olayın gideceği tırmanacağı yer hoş olmaz bu sefer. Atakan'la yani... ikisinin yakında bir kavgası çıkar. Şey ben diyeyim, size söyleyeyim. Anıl'la Anıl ikisinin çok ciddi karşı karşıya geleceğini taktı göreceğiz. Ee, Sercan'a Sercan taktı. Bak Anıl belki Baki'ye hafif taktı gibi geliyor bana. Fakat Sercan'a röportajda söyledi. Yani Dedi ki Sercan'a Sercan dedi sen dedi böyle böyle dedi dün dedi hani ben gidiyorum tamam arkadaşlar filan dedin ama Hı -hı. şimdi de bir daha olursa Sercan da bir de kankalar. Sercan de kan Aleni'yi dedi ki hadi bakayım beni bir daha yazarsanız göreceksiniz Sercan'ı dedi. Aleni'yi söyledi. Aynen Anladın mi? mı? Ama şimdi, Ava Avatar'da, Atakan yazmadı ki, Avatar... ki Sercan'ı. Atakan yazmadı Hayır, ki Sercan'ı. Hayır tamam da şimdi A A Avatar'da derken diyor Kali'yle ki, diyor ki, dönüştü. Sen diyor hala bizim burada diyor, diyor. yani ne diyorsun kardeşim? Tamam da diyor. Atakan bir yazmadı. Bir daha yaparsanız şöyle olur böyle olur. Sercan'a şimdi taktı kafayı. Sercan da Şimdi hırslandı tabii. E öyle Sercan olacak tabii ki. fena gelecek. Oradan artık ne olacak? Kim kimle birbirine bilmiyorum. Arkadaşlar konu dağılmadan başka konulara geçeceğiz. Ben sadece çok önemli iki daha soru sordum. Çünkü evet. <laughs> sen hep Batuhan falan böyle bir yerlere gireceksin belli. Notların hemen gözüne çarpı. Ben Batuhan'a gireceğim. mi? Tamam. Yani? Senden önce Batuhan'a gireceğim. Yok diye ben Batu yok. Bırak, He, yok, Batuhan. Yok Batuhan zaten. Batuhan Batuhan bu sene benim adamım. <laughs> ha, bitti. Bak, Batuhan bitti. Hayır kıs hayır. Ben, ben Batuhanla ilgili bir evet, şey söylemeye diye... cesaretim Hayır hayır. Ben Batuhan <laughs> benim konum başka. Ben size iki tane soru sordum hiç cevap alamadım. Hangi soru? İki tane soru var. Gizem'i bu arkadaşlarımız performans kötü diye göndermedi mi? gönderdi mi? Bugün dörtte sıfır yapan bir yağmur var ve gizeminde altında başarı sıralaması olarak. 4 oyuna çıkmış sıfır yapmış. Gizemi neden yazmıyor? Şey yağmur neden yazmıyorlar? Bir Adam, oyuna bakmamış olabilirler. Nasıl? Bir oyuna bakmamış olabilirler. Tamam genelde de başarı sırasının gizemin altında. Gizem başarısız oluyor Gizem da yağmur ya, niye mesela başarısız oluyor? Şey gizemi yazdıklarında gizemin Dur, altında Dur bak şimdi ama Anzade bak yapma şimdi, yapma şimdi bak mantığa bürüme. Hiç bürüme bürümede şabam yok. Çok yanlış bu yorum yaptıklarına. Anzade 4'te 0 yapan bir yarışmacı var. Söyle yazılır bir, yazılır bir yazılmaz mı yazılmaz mı? Ben ne dedim? Sorun Yaptıklarını bu. çok yanlış buluyorum. Kimin neyi neden yazdığı da onun da değil bu arada. İstersen en iyi performanslı yarışmacıyı da yazarsın. Evet. Hiç sorgulamam. Daha çok seviyorsun. Ama bunu. Gizem'i performansı kötü diye ya yazmadılar bu, mı? Gizem'in altında değildi eğer o açıklamayı istiyorsan. Şimdi altında. Gizem'i yazdıklarında. Tamam Gizem'i ya yazdılar. Bu Gizemin cepte. Gizem'in altında değildi. Cepte. cepte. Bugün altında. Bugün Gizemin bir altında. oyunla karar vermiş 4'te olmak 0. istememiş olabilirler. 4'te 0. 10 tane oyuna çıkmadılar zaten. 4'te 0. Tamam ama yani bugünlük karar vermek istememiş olabilirler. Zaten Neden? Çünkü, ne çünkü arkadaşları. Bunu söyleyebilirsin. Çünkü arkadaşları. Zaten söylüyorum. Ama sen de senin matematiğine de oturtmak istiyorum. çünkü. Oturtamazsın. Oturuyor. Oturtamazsın. Oturuyor. Bugüne bakarak Gizem. performans kararı vermek istememiş olabilirler. Gizem'in neyine bakarak performans kararı verdiler o zaman? Geneldeki 3 gündeki oyunlara. Bu arada ben ne diyorum zaten Gizem Gizem'in eleneceğini düşünüyorlar. Yani Gizem performansı kötü diye yazılsaydı o zaman Berna yazarlardı demedim mi dün? Öyle dedi. Yağmur peki Yağmur'un eleneceğini Ben de inanmıyorum. Yağmur zaten. giderse elenmeyeceğini mi düşünüyorlar? Yani Yağmur Yağmur'u niye yazmıyorlar Furkan? Elenmesini istemiyorlar. Bariz değil mi? Arkadaşları söyleyebilirsin bunu. Söylüyor. Arkadaşları. O da. bunu söylemiyor mu? sen diyorsun ki yok, Gizem altındaydı, üstündeydi hayır, performans falan filan. 4'te 0 yapmış. Yazılır. Eğer senin onların mantıklısından yaklaşırsak olaya Yazılması lazım ama işte bu tarz yarışmacılar Yağmur iki ay dörtte sıfır yapsın gene yani zorda kalırlarsa büyük eleştiriler gelirse belki yazarlar yazmazlar yani sen, bu iş böyle dönüyor. Sen şimdi bana üç seferde soruyorsun niye yazmıyorlar niye yazmıyorlar. Çünkü Hanzade çok e, şey Hiç yapıyor böyle hayret. Ya bir de o gruba yakın ya biraz. Arkadaşlar da o grubu bugün ilk <gülüyor> eleştiren <gülüyor> benim. Bu akşam ilk onları ya, eleştirmeye ya. ben başladım. Çünkü Cansini eleştiriyorum. Sorumun geldi. cevabı ne? Sorumun, şey, cevabını cevabını sorumun cevabını verir misin? Geri al Sorumun cevabını verir misin? Buraya gelmiş yorumcu olarak tamam. O gruba yakın bizim masamızdaki yorumcu. Seni ilgilendirmez ona yakın, ya ben onu söyledim. Ay masanızda şey Sen de nasıl şimdi? Herkes. Şimdi bak ortada, ama bak ortada. o da yakın buna tamam. yakın. Şu anda o yorumcu. Sana diyeyim o zaman. Sana diyeceğim ama diyemeyeceğim. Sistem değişti. Çünkü SMS'te kimin yüksek olduğunu göremeyeceğiz. Halil'e sen de şey, onursal başkanlığa başlayamayacaksın fan grubunun. Yani sen, Barış Murat Yağcı sen, mı, Batuhan yakın, mı? Şimdi Murat abi, abi git geller yaşıyor. Böyle bak, Atakan, Barış, Batuhan, uykuları kaçıyor. Kimin o da, sen, sen bir bir onursal başkanı? Hangi fan dakika, grubu? Ben sana dinle soruyorum. Beni, tamam, Anzade Kapattım konuyu, aldım sözümü geri aldım. Sen kimin onursal başkanısın? Hangi fan grubu? Ben bir konuşayım da bak şimdi. Tamam, tamam. Geçti bu konu, konu geçmedi. Şimdi sen de yarıştın Survivor'da. o kız da yarıştı. Şimdi o zaman o kızın. Geçmiş yarışmalardaki şeyini buraya yatırırsan bu masada o şu anda yorumcu. Geçmiş o zaman ben de, senin, ben de senin yarıştığın zamana gideyim. Senin yarıştığın zamanla ilgili sana değil ki sen Hüsamettin'e yakınsın. Murat abi bak gene yanlış bilgi veriyorsun. Şey Geçmiş yarışmadan bir tek Batuhan'ı tanıyor onun başka Hayır, orada... o, gruba o gruba yakınsın, yakınsın diyorsun. An. Nasıl? O gruba yakınsın diyorsun. Ben tanış tanış insanlar da vardır belki. Yok, e, sen Hayrettin. Ya Allah Allah. Evet Hayrettin. Evet. 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 Ben Hayrettin, hayrettin. can <laughs> yoldaşım. Şimdi Murat abicim bak konuyu ilk Konuyu dağıtma. O konuyu. Konuyu dağıtma. Güzel bir şey Sen tamam. Sen sen senin gönlünde yatan aslan kim bu sene? Hangi fan grubunun onursal başkanı olacaksın? Meşaleyle en önde gezeceksin. Söyle soruyorum sana. İçinden geçen mi? Ben, sen bana şöyle bir şey sorarsın. Ben Cevalli... söylüyorum Batuhan. Aa. Bir, evet. Batuhan süper geldi. Böyle bir şey, süper hazırlamış. böyle hazırlanmış. Bir soru olmaz. Ben söylüyorum. Sen bana favorin kim dersin? Favori değil. Veya kimleri görüyorsun dersin? Batuhan'ı tek geçiyorum. Bir abi. sorum daha var bak, bak. geçtim. Bir sorum. Murat abi Batuhan'ı sahipleniyor farkında değil mi? Üçlünün yani. evet. Batuhan'ı sahiplenmesi, sahiplen sahiplenmesi çok. çok güçlü. Üçlünün. Sahiplen mu? Bana diyor Fancı. Fancı kendi fanın kralı. Bak konuştuk şimdi. Üçlü arkadaşın Yasin, Ardan ve Bernan hikmeti yazmasındaki amaç ne? Onu soruyorum size. Kendilerini potadan kurtarmak bence. Çünkü ya yoksa onu onlarla... Yarım saat önce aynı Acaba o grup onları ya. tehdit etmiş olabilir mi? Tehdit so mi? Düşünüyorum. Ama, e, Semih bir şey Semih nerede yaşıyor? Ya ya şey ya ya şey yani, ya. Ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Düşünüyorum. Ben zaten bunun cevabını dün yani iki üç kere anlattım zaten. Sema kardeşine harf yapmıştı. öyle mi yapayım? Öyle anlatayım mı sana? Nasıl anlatayım? Nasıl? Musun? Bu O harfler Sema ile Seda'nın harf şeyi şöyle. var mı? Amaç ne mesela o grup birleşip yağmuru yazabilirdi. Değil mi? Berna, Yasin, Ardan falan yağmuru yazabilirlerdi. anlatıyorum bak. Ne Anlat o? Anlamadım. Şey şöyle Lobi. Lobi. L Tamam <laughs> lobi de Yasin o lobinin içinde değil o yedilinin arasında değil. Ya o ya, önemli olan orada değil. Hikmeti yazarak ellerine ya, geçecek. Sana bir şey söyleyeceğim. Gizem Kerimoğlu'na baktığın zaman da şimdi ben o tabloyu görünce de Gizem Kerimoğlu, na de Gizem Kerimoğlu na da, aa nasıl yazılır demiyorum yani o kadar da değil Sultan ya. bu üçünün ya. Ardağan Yasin Berna'nın eline ne geçiyor Hikmeti yazarak? Niye Yağmur'u yazmıyorlar? Niye Sude'yi yazmıyorlar? Zaten bak şimdi bu arada onu düşünmedim. Onu soruyorum. Ben şimdi, şimdi. onu düşünmedim. Aslında Hikmet'le beraber uzun vadede hareket edebilecekken bir anda Hikmet'e e, doğrultmaları Anla amaç bak. ne burada amaç? Hedefi ama şu burada çok büyük yanlış yaptılar. İşin işleyiş şekli de çok yanlış. Evet. Bak. izleyenler tarafından da yanlış. Hikmetin de büyük bir destekçi kitlesi var. Onları da karşılarına almış oldular. Yani bir amaç Gereksiz yok. Gereksiz bir durum oldu amaç yani. Amaç yok amaç. Yani orada ben açıkçası Gökhan Keser'i yazarlar diye düşünmüştüm. Hayır o ben üçlü Gökhan yağmuru yazsa ne yani. olurdu mesela? Yağmuru yazsalardı bir şey olur mu? O Furkan yağmuru de, o, bir, bir şey oldu. İki taraf karşılıklı bir e, sulh yaptılar orada ortak noktada Hikmet'te işte, buluştular gibi Siz Hikmet orada? belki de şöyle mi o yedili? Siz Hikmet'i yazın, biz yazmayacağız. Siz yazmazsanız 7 kişi Yasin seni yazarız. Ben... Yedi kişi Berna i̇şte seni ben... yazarız. Orada ne diyor? Yani Hikmeti tebrik ediyorum. İçerideki iki farklı görüşteki grubun ortak noktası haline gelebilip Hikmet'in adı çıktı orada. Bilmiyorum. Ya, bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada hani Gizem 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 deniyor da şu ana kadar halk oy verdi mi? Daha <laughs> daha vermedi mi şimdi halk? Çok güzel halk oy verdi mi abi? Çok güzel bir yere evet. geldin o zaman. Şimdi yorumcularıma şunu soracağım. Evet. Pota belli. Evet. Kim gider diyoruz abi. Tamam. Şimdi sevgili Murat Özer ile başlayalım. Birsen, Sercan Yıldırım, Gizem Kerimoğlu, Hikmet. Evet sevgili Murat Özer'e. Şimdi Bilmiyorum. önce tamam cevap vereceğim tamam. sana. yalnız Bir giriş yapayım. Tamam. Şimdi bir kere öncelikle daha halk hiç kimseye oy vermedi. Gizem'in diğerlerinden daha az potansiyeli olduğunu kim söyleyebilir abi? Öyle bir şey yok. Hani herkes diyor ya gizem gider. Gizem işte en şey gizem, en şey gizem. Öyle bir şey yok. Daha oy verilmedi. Belki de halk gizemi seviyor. Nereden biliyoruz kardeşim? Biliniyor mu böyle bir şey? Yo bilmiyorum. E ya. o zaman nereden çıkıyor bu? Gizem gider, o gider, o daha aşağı. Burada dört tane yarışmacı var abicim. Bu dört yarışmacı da daha halkın onayına çıkmadı. İlk Hı. defa çıkacaklar. Hani eskiden bir şey, şey oluyordu mesela Barış Yağcı 5 kere SMS birini soruyordu. Diyordu ki Barış'ı tekrar halk seçebilir. Hüsamettin olur, Ali olur, Ayşe olur. Ama şimdi öyle bir şey yok daha ilk. Tamam mı? Daha ilk olduğu için şu anda dört tane yarışmacı var. Kimsenin kimseden bir farkı yok. Kimin eleneceğini de kimse bilemez ona halk karar verecek. Şimdi halk karar verecek de bana da soruyorsun değil mi? Evet sana soruyorum. Ben şahsi fikrim, ben Gizemce önce, önce sebebi, <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Önce sebebi. Ben Gizem'in gideceğine böyle çok 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 Gizem gidecek diyemiyorum. Haydi. Diyemiyorum Karşı abi. Karıştı o zaman. Ya öyle bir şey yok. O kızın onlardan bir farkı yok. Ben niye Gizem gider diyeyim? Yani mantık olarak niye Gizem gidiyormuş mesela? Niye Gizem gidiyor diyeyim. Öyle bir şey demiyorum kardeşim. Ben burada sürpriz bir ismin gidebileceğini düşünüyorum. O zaman Gizem harici 3 isim de sürpriz evet. mi senin için yani? Şöyle Hikmet ve Sercan mı en sürpriz? Hik hikmet sercan değil de ben sanki sanki bana sorarsam ben birsen olabilir diyorum. Birsen'in gitmesi sürpriz mi? Ya şöyle çünkü şimdi birsen hani bir mağdur dedik ya yani hani bir gizem ilk, de oldu ama ilk şöyle e hani performans olarak bakarsak birsen tabii daha kuvvetli bir yarışmacı yani kuvvetli bir yarışmacının ilk haftadan elendiğini bir Survivor'da çok görmedik. Tamam da Açısı şimdi, var mı örneği hatırlayınız var mı? Ya Furkan dedi, şimdi bu elektrikle ilgili bir şey. Yani öyle, hani onun performansı harika da halk illa onu oy atacak diye bir şey yok. Halk performansı olabilir, halk başka bir şeyini de beğenebilir. Halk başka özelliklerini de beğenebilir. Realitesini beğenebilir, sempatikliğini beğenebilir, arkadaşlarınla olan diyaloglarını beğenebilir. Yani Survivor sadece performans değil ki abi. O zaman mesela, o zaman parkurlarda koştursunlar koştursunlar, hiç adaya gitmesinler. Parkurların orada devamlı yarısından yarılsınlar geri gelsinler. Öyle bir şey yok abi. Orada realiti var, sempatiklik var, halka elektrik verme var, karakter var, kişilik var. Aa, onun için öyle bir şey yok yani. Evet Semih'ciğim kim gider? Bak Birsen ve Gizem arasında gidip geliyorum. Ama bir sen gidebilir diyorum. Onun da matematiğini size söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu sürgün adası kuralının en önemli cilvesini biliyor musunuz? Tamam arkadaşlar oyunlara çıkamıyor. Ödül oyun, dokunmazlık oyunu vesaire oynayamıyor. İlişkilerden, etkileşimden e, muaf kalıyorlar. Bunlar okey. Yalnız kalıyorlar. Sonra arkadaş bir iki kişi oluyor, üç kişi oluyor. Ama bunların hepsini biliyoruz zaten. Ama en önemli kısım şu. Teknik bir detay vereceğim. Şu an toplam 13-13, 26 yarışmacı mı var? 25 yarışmacı mı? Bir, e, yani teknik olarak 25 yarışmacının aktiviteleri, oyunları onlar gösteriliyor değil mi? Bir sen tek başına bir yarışmacı olarak o sürgün adasında hesaplasak e, yayın e, akışında ne kadar sürede yer aldı? Bu çok önemli. Bak ceza nasıl bir ceza biliyor musun? Şeyden, ekrandan da uzaklaştırıyorsun. Ceza bu arkadaşlarının kestiği cezanın açıkladı. Sürgün Adası'nın sürgün devamı. Adası uzayacak. Abi. Çok güzel. Bizim ekstra masası olarak. Çok keyiflendi. Çok <laughs> mükemmel bir karar. Herkes var, abi, biz arkadaşlar. Oldu. Evet bizim evet. masa bayağı mutlu ben hariç. Burkancığım bu çok önemli bir detay. Arkadaşları yarışmacıya şu cezayı da veriyor. Yarışmanın içerisinden yok ediyorlar yarışmacıyı. Diğer yarışmacıları biz belki 3 saat boyunca izliyoruz. Ama bir yarışmacı var ki 5-10 dakika görüyoruz belki onu. Bölümün başında görüyoruz. Arada bir e, oyun sonrasında gidiyor e, görüntüler gidiyor geliyor bir röportajını görüyoruz yarışmacı. Çünkü yarışmacı da şimdi tek başına bir sen gitti oraya. Tamam oturdu yattı kalktı bir röportaj verdi ama tek başına da böyle otururken şimdi iki saatte kamera çekti diyelim onu iki saatte Survivor'un içeriğinde bir sen böyle otururken olmaz değil mi? Teknik açıdan olmuyor yani. Yarışmacıya böyle bir ceza da veriyor arkadaşlar bu çok önemli. Niye bir sen diyorum elenebilir diye? Evet mağdur ettiler bir seni arkadaşları. Sebepsiz yere. Performansta iken gönderdiler. Fakat bir sen biraz orada unutuldu sanki. <gülüyor> <gülüyor> yüzden... kaldı, kaldı, mı kadın oğlu? Yani, Hayır yani... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir durum oldu. Tabii biz iki gündür şimdi arada bu sürgün kampına kameralar dönüyor. Evet. Dönüyor evet. Bir de arkada bir lobi müziği çalıyor abi biliyor musun? Otel lobisi bu ama. Evet, otel... Senin dediğin evet, lobi değil otel, yani. Otel, o lobi değil. Şey, kumpas, kumpas lobi. lobisi değil. Otel lobisi evet. müziği çalıyor. Ee, orada tabii artık yarışmacıları ben mesela oraya döndüğü zaman böyle hani çamaşır asacaklar. işte bulaşık yıkayacaklar gibi artık bir ev ortamı oluştuğunu düşünüyorum. Sercan Yıldırım'ın röportajlarını dikkat ettiniz mi? Sercan Yıldırım'ın sanki kafa gitti. Gerçekten psikolojik olarak da çok zor bir şey. Yani diyor ki gökyüzüne bakıyorum. Devamlı yağmur yağacak mı yağmayacak mı? Saat kaç diye düşünüyorum. Bir de Sercan Yıldırım böyle çok etkileşimi olan bir adam. Hani gezmeyi sever. Hani öyle birisi yani. Futbolcu hayatında da pek durmaz. Yani o yüzden Bence şu anda Sercan mesela sıkıntıdan patlıyor gibi hissediyorum ben. Ölüyor yani. Boş anladım. geçiyor günler, boş geçiyor. Günler. Çok önemli bir bilgi vereceğim size. Ver. Bak, bak ben bak nasıl vereceğim. yarışıyordum biliyor musun? Bak örneğini veriyorum. S Sona bak çok önemli bir detay anlatıyorum. Nima? Sona Nagihan Atakan ben kaldım bizim dönemimizde. Atakan ikimize böyle bir bir takım. E, sürtüşmeler olmuştu. Aramız çok iyi değildi ama sona kaldığımız için bizde iletişim kurmaya çalışıyordu. Ben de Nagihan'a dedim ki Nagihan mümkün olduğunca Atakan'la iletişim kurmayalım ki kameralar bizi iletişim halinde çekmesin. Sebebi şu ne kadar kamera onu görüntüye almazsa ya gidecek röportaj verecek ya da yalnız kalacak. Ama biz devamlı sohbet içindeydik. Biz bölümde daha fazla yer kaplıyorduk. onu Bak nasıl bir teknik detay veriyorum size. Şimdi bu Böyle yarışıyordum yani anladım Nelere hesaplıyorum. Şimdi bir senin düştüğü durumda biraz öyle. Birsen ama bir sen gitti oraya, bir sen oraya gitti ya, İlk giden olduğu izin için en sansasy sansasyonel mı? isim olarak da gitti. Oldu oraya. ama biraz da unutuldu. Hayır tam tersi bence akıllara yazıldı. Yani evet gözümüzün önünden alınmış olabilir ama aklımıza kazınmadı mı? Biz burada bir sen. göz görmeyince gönül katlanıyor biliyorsun yok o şey oluyor gördüğün uzak gördüğün Gö uzak evet onun gibi bir şey işte ama o iki taraf ya da yani atasözlerinin o... şeyi biliyorsun Murat abi Piri Hayır, bence bir sen aklımıza kazındı mı arkadaşlar kazındı bunu kabul edelim kazındı Biz ama 4 günde uzun bir süre başladık. yani şöyle Halk Bilsen unutmaz diyorum ben gerçekten aklımıza kazındı sürgün kampında devam etmesi süper ama ilk giden yarışmacı için söylüyorum onun için bir parantez açıyorum 4 gün çok uzun süre gerçekten dört çok süre, uzun süre değil mi yani ama ilk gitmenin de en maksimum mağduriyeti var mesela şimdi bak öyle bir durum ki şimdi birisini yazdık Tamam mı? Şimdi Birisini yazdık, gönderdik sürgüne gitti. Evet. Abi zaten çok sıkıntılı bir durum. Yani sadece potoya koyunca, hadi bir şekilde konuşursun. Hani kusura bakma falan sürgüne gönderdin. Evet. Şimdi dört gün sonra geldi. Tamam mı? Şimdi sana bakıyor. Bak, biz, biz Bakacak. Bakacak. Karşını şimdi çatacak. Geldi. Düşünsene Murat abi seni gönderdiler sürgüne. Sen nasıl gelirsen? Oradan. Çok pişte. Bizdeyiz. <laughs> <laughs> sen şimdi peki. O zaman en ne olacak? Biliyor musun bak ne olacak? Falan. Şimdi seni gönderdik diyelim ki sen geldin bize e, gönderemezsiniz de. Hayır atıyorum. Farzi farz mi söylüyorum evet. yani. Senin korkundan şimdi bize kötü sıkıntı çıkaracaksın diye bir daha seni yazarız. Sen şimdi şeyin teorin mi vardı bugün? Sen o gittin, gittin çarşamba geldin. gittin cumartesi geldin diye. cumartesi gittin çarşamba geldin evet. bir cumartesi. Tabii. Bütün evet. Mesela şöyle düşün. Normalde geçen sene sürgün kampı olmuş olsaydı ben Hanzade'yi kimse göremeyecekti. Çünkü <laughs> <laughs> ben Survivor'a geldim, her adaya mı düştüm? Her hafta potada <laughs> olduğu için evet. <laughs> Hanzade Survivor'ın %90'ı sürgün kampında olacaktı. Arkadaşım olmayacak. Ay hiç arkadaşlık kuramayacaktım. Bunu düşündüm bugün. Adada tek başıma yaşayacaktım. 4 ay gelecektim buraya. Neyse her işte bir hayır vardır. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir sen kim bilsen bir şey, bilsen şey, gider dedin değil mi? Bilsen Olabilir. Ben teknik açıdan bakıyorum. Murat Özer'e bilsen dedi. Oylama Murat Özer'e bilsen gider. Bilsen dedim ama Hanzade dedi sonra sonra bilsem bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Evet Hanzade. Yani tabii ki kimin gideceğini bilemeyiz ama ben de bir matematik yapacaksam ben Semih'in tam ters matematiğini yapıp bir senin biraz daha akıllara kazındığını ve mağduriyetinin en maksimum seviyede olduğunu düşünüyorum. Hikmet'in de e, yani şahsi fikrim de tabii ki de keşke kimse gitmese ama o kadar çabalamış. Yani bugün o hikayesini dinledikten sonra gideceğini düşünmüyorum. Çünkü gitmeyi hak ettiğini düşünmüyorum o çabasından sonra. E, bilemiyorum yani keşke mesela ben bu arada Gizem'i sen biliyorsun izlerken de yani Gayet sıcak ve çok efendi ve sakin bir kız olarak bulmuştum. Yani bence gerçekten hiçbir hatası yoktu. Ama işte Semih'in dediği aslında o konuda çok doğru. Hiç izlemedik Gizem'i. Hiç tanıyamadık. Yani ağzından çok az cümle çıktı. Belki istemedi konuşmak. Belki denk gelmedi bilmiyorum. Hani Gizem'in tanınırlığı yani yarışmacı olarak tanınırlığı. Kendini ismen tanınırlığından bahsetmiyorum. E ee, seyircinin onu ne kadar yakalayabildiğine emin değilim. Çünkü kendisi belki tercih etmedi çok fazla müdahil olmayı. Çok da efendi durdu bence. Hani çizgisi de çok doğruydu ama işte bu belki Survivor All Star'da olur mu olmaz mı bilmiyorum. Korkum. Yani sonuç itibariyle gizem belki gider diye korktum bugün. <laughs> çok naif şey istemiyordum. Ben gitsin istemiyordum, kimse gitsin istemiyordum Sen ben ne de, diyorsun ben arkadaşım? De. Ben de fikrimi söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Siz 2 bilsen çıkmışken bana da dengelemek yakışır. Hanzade Gizem dedi. Evet. Ben de bu kurtlar sofrasında Gizem'in bu hafta eleneceğini düşünüyorum açıkçası fikrim bu yönde. Sercan'ın asla elenmeyeceğini düşünüyoruz. Sercan Yıldırım'ın yani Sercan Yıldırım'ın... Ben asla diyemiyorum. E, ben de diyemiyorum. Şöyle bana, bir durum Sercan, var Sercan, Sercan Yıldırım'ın. Yıldırım Şimdi e, onun da yarım kalan bir hikayesi oldu. Hatta biz bunu işte Acun abi de çok açıkladı. Son haftalarda inanılmaz bir performans gösterdi. O performansın üzerine elenmiş durumu olduğu için... Bir kitlenin Sercan Yıldırım'ı bir noktaya kadar götüreceğini düşünüyorum açıkçası. Gizem Kerimoğlu için de şunu söylüyorum. Gizem Kerimoğlu çok naif, çok ılımlı ama bir o kadar da sessiz. Yani çok böyle masaya yumruğunu vuran bir karakter değil. Burası da şu anda kurtlar sofrası abi. Yani Gerçekten. içeride hani şöyle bir durum var. Normal bir Survivor sezonu olsaydı, geçen seneki sezon olsaydı, ondan önceki sezon olsaydı Gizem Kerimoğlu götürürdü. İki ayda kalırdı, üç ayda kalırdı. Kalan yarışmacılar çok. Gördük örneklerini. Ama Survivor All star'a baktığım zaman <laughs> Gökhan da sessiz. Yani, ama Gökhan da ya. sessiz. Efendim? Gökhan da Sesim sessiz. Hayır Gökhan şöyle işte ama Gökhan şu anda bir grubun içerisinde. Diyorum bak her zaman söylüyorum. O gizem Grubun içinde değil. Bugün Tek Gökhan kimi yazdı? Gökhan Gökhan bugün Yağmur'u Yağmur ya. yazdı. Nasıl? Grup arkadaşını yazdı. Onlar hepsi birbirini yazdı. Ya bugün Hoş zaten olacağına emin şey gibiydi. Yani boş maalesef olayım. o yüzden üzülerek ee, seviyorum Gizem Kerimoğlu ama Gizem Kerimoğlu İkiniz Gizem dediniz ikiniz, i̇kiniz birsen de birsen dediniz. dediniz hemen çok kısa bir sene söyleyeceğim çok kısa evet bir şey evet şimdi birsen elenir elenmez devam eder tabii ki halkın kararıdır o bizi bizi aşar ama birsenle ilgili şunu söylemek istiyorum birseni kim yazdı şey pardon Sercan birseni mi yazdı evet değil mi Sercan evet, birseni evet, yazdı evet. doğru söylüyorum değil mi evet. tamam şimdi bak Sercan onu yazdı ve Sercan adı şey yanına gitti ya birseni Şimdi Survivor'da hani performans her şey değil diyorum ya onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Her şey performans değil. Abi bir senin bir Sercan'ın karşılığı işi var. Gerçekten. Bir, bir davranışları var. Bu kadar asil. Bu kadar. Kibar. Kibar. Çok sevgili oldu karşı. Bugün biz neden bahsettik Birsen'le ilgili evet. hepimiz? Ne kadar kibar bir kadın olduğunu. Çok asil. Evet. Ve öyle güzel. Hani sanki bir evine misafir geldi. Misafiri ağırlıyormuşçasına. Canyol o kadar güzel, güzel oldu. candan Sercan'a. İlk başta kızdı ya dedi ya beni yazdınız hani şöyle yapacağım ama o kadar candan karşıladı ki Sercan'ı yani inanılmaz yani şimdi mesela performansa da bakan bir kitle vardır bir senin bu evet. kadar güzel davranışlarına bakan ve bir sene ondan da o yatacaklar vardır demek Zahkır istediğim ettim. illa Survivor'da her şey performans değil işte bir senin bu davranışları da halkın içine kazınmış olabilir onu demek istiyorum. Eee o zaman bir sen gitmeyecek mi diyorsun sen şu kararını değiştirmek? Hayır hayır, hayır. karar ben mi? Ben, ben... Ben Birsen'le ilgili yorumumu yaptım. yaptım. Kararı halk verecek. Tamam. Ama bana da sordun. Ben de Birsen dedim. Hani şimdi gize, ben Gizem'in gitmeyeceği gibi bir şey var içinde. Onu Son olarak da şöyle hemen yönetmenimizden rica edelim. Batuhan'la Anıl Berk arasında atışla ilgili bir gerginlik vardı. Onu evet. böyle ortamıza dönerse çok kısa onlarla ilgili fikir alalım. Çünkü Anıl Berk elindeki e, topları değil mi? top mu atılıyordu o sırada? Çubuk Yoksa... da. Çubuk mu? Çubukta. Ha. Çubuk, özür dilerim. Çubuk evet. Anıl burada kaybediyor. Batuhan'a kaybediyor çubukları eldeki çubukları alıyor atıyor. Ondan sonra da yerden bir çubuk alıp yerden atınca da Batuhan diyor ki abi burada dur bu iş olmaz diyor. Bu tarz çarşışmalar bana çok saçma geliyor. Hı hı. Neden dersen hakem var. Orada kuralları belirleyenler var. Onlar bir şey söylerse eğer onların dediği oluyor. Onlar kural koyuyorlar. Onların dedikleri oluyor. Yani maçta mesela hakem offside diyor. Futbolcular 10 dakika kendi aralarında tartışıyorlar. Offside bu değil mi? Hakem vermiş kararı offside demiş. Sizin aranızda tartışmanız bir şey getirmiyor. Orada kural var. Kural neyse. Ama eğer... bunun yanında itiraz da var. Mesela şimdi orada itiraz üzerine de bazı Burada Batuhan itiraz ediyor. Bence yerinde bir itiraz gibi geldi bana ama. Tamam da benim demek istediğim şu. İstediğin kadar yani biliyorlar Hakkını onlarda. Hakkını savunmasın mı çocuk? Efendim? Hakkını savunmasın mı? Hakkı savunmak değil ki. Ben şimdi biliyorum bile bile. Orada o zaman kuralı yapanlar kuralı koyuyorlar zaten. Belli bir şey var orada. Demek ki orada bir problem yok. Problem olsa zaten ama şey bir şey yapmaz yani. Olayı böyle şartlamazlar. Şimdi şöyle Murat abi şunu açıklamak istiyorum. Aslında öyle bir kural var gerçekten. Herkes elindekini atıyor ve sonra çünkü dakikalarca atış çalışamazsın orada. Başka bir şey alıp yani ekstradan elindekinin haricinde bir şeyleri atış çalışmak babında yapmak yanlış. Yani bu kurallarda da var ama ...yarışmacılar da çoğu anlamda çok hassas oluyorlar. Ee, örneğin işte bazen bir santim şaşıyor. Belki sen o kadar dikkate almazsın ya da prodüksiyonun gözünden kaçmış olabileceğini düşünüyorlar... ...ve çok hassas davranıyorlar. Özellikle bazı yarışmacılar kurallar konusunda daha da hassas. O konuda Batuhan'ın hassasiyetini anlıyorum. Ee, hak da verdim ama keşke röportajında... Yani orada çok efendi de söylüyor gerçekten yani gayet sakin bir şekilde. Şimdi orada böyle bak güzel söylüyorum diyor ya mesela. Konu orada kalsa kesinlikle çok hak verirdim ama röportajda ben adama asarım anılı falan dediğinde işte o zaman efendilik olmuyor bence. Ben de bir cümle eklemek istiyorum. Yani şimdi her hatanın e, cezası aynı ölçüde olmuyor. Bu e, kural ihlalini yaptırımı çok sert olan bir kural ihlali değil. Örneğin yemek çalma. Yemek çalarsan bunun yaptırımı çok sert olur. 5 oyundan muaf olursun. Değil mi? Konseyde bu taşınır. Rencide olursun. Bak farklı şey yaptırımları var. Ama bu kural öyle bir kural değil. Bu kuralı yani çok ısrar edilirse yönetimden de destek alırsın o engellenir ama orada bir tane atmış iki tane atmış falan bunlar yarışmacılar kendi aralarında halledebilirler Batuhan sonuna kadar haklıdır Anıl'ın tavrı yanlıştır Batuhan'ı tebrik ediyorum Batuhan'ın bugünkü bütün davranışları için kendisini tebrik ediyorum Batuhan'ı vay, vay, vay. Batuhan'ı e... Batuhan konuşmamız lazım konuşamıyoruz program bittiğini Batuhan'ı özellikle bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi, Batuhan konuşmamız lazım bugün ne yaptı yenilmez denen konuşmayalım. Berkan konuşmayalım. yenilmez denen Berkan o kadar destek gören Berkan'ı Batuhan çıkıp ne yaptı yendi Batuan'a helal olsun çok iyi hazırlanmış sıfır yanlışla gidiyor tebrik ediyorum eğer SMS sistemi olsa bütün ada oylamaya girse Batuan var ya açık ara SMS birincisi çıkar bu sözümü de onun. Sence röportajdaki bir adamı şarkı asarım yanmış. ben de bir cümlesi doğru mı yanlış fal? Hata sizi ilerliyor değil. Dünya dönüyor. Yok yok. Hata yok. Siz problem yok. Hata var mı? Yok. 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 Tamam, devam. Yok. 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 O da yani. Selam Fas'la geçmiş bulunuyoruz. Herkese Siz sevgiler, edelim. saygılar ya, bizi izleyenlere. Evet. Semih için buyursunlar. Yarın çok önemli bir nüanstan bahsedeceğiz. Çok önemli bir konu. Evet. Bu e, bireysel başarılı başarıyla ve de başarısızlıkla alakalı. Evet. Bu da yeni bir kural çünkü sürgün adası gibi. Değil mi? Ne, ne kadar çok oyuna çıkarsan o kadar başarılı oluyorsun, Kendi koruyabiliyorsun. falan. Bu kuralı detaylıca irdelememiz lazım. Çok önemli bir kural. Sürgün adası kadar radikal bir kural ki yarışmacılar daha uyanamadılar ne kadar önemli olduğunu oyuna çıkmanın. Bunu yarın kesinlikle konuşmamız lazım. Hayati önem taşıyor ve teşekkürler Türkiye. Evet abi. Kesinlikle Semih inanılmaz bir e, nüansla gelecek yarın. Bana söylediğinde gözlerim parladı. E, bunu kaçırmamalıyız diyorum. Selam faslına geldiğimizde de bir numaralı Survivor fanatiği çok sevdiğim Ömer'e buradan selam gönderiyorum. İnşallah bir gün gelecek bu masalarda onu konuşacağız diyorum. Evet efendim Süleyman Özer. Sevgili Süleyman abime buradan kocaman selam olsun abicim. Seni çok özledim. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Süleyman Özer'e buradan selamlar diyorum. Survivor Extra'nın bu gecelik sonuna geldik. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.